Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere sezon 3'te Fizz nasıl oynanır göstermeye çalışacağım. Hemen girdiğimde ekranda göstereyim. Elektrik berrünü aldım. Arkadaşlar, Fizz oyundaki en bozuk şampiyonlardan bir tanesi. Çok saçma hasarı var. Çok hareketli. Bilaltı çoğu şampiyonu kesebiliyor. Ölmeden de çıkabiliyor. Tek sıkıntısı karşı takıma tank varsa birazcık işlevselliği düşüyor. Bu maçta da karşıda tank yok. Umarım güzel bir şekilde oynayabilirim. Yani bol bol tek atabiliriz. Belki aranızda hiç Fizz'i bilmeyenler vardır. O yüzden sıfırdan karakterden bahsedeceğim. İlk olarak pasifi anlatayım. Pasifimiz sayesinde hayat etkisi kazanıyoruz. Yani birimlere takılmadan böyle içinden geçebiliyorsunuz. Pasifin ikinci bir özelliği ise tüm birimlerden daha az hasar alıyorsunuz. Şimdi Q'dan da bahsedeyim. Q'muz sayesinde birimlere atılabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Ne kadar vuracağız? Bayağı vurduk. Hatta şu anda kestim adamı. Flash'ını da aldık. Ekrem beni kesemez bence diyecektim. Ekrem çok vuruyorsun. Kesemedi. Ben aldım. Şansım varmış. En başta biz çok bozuk bir şampiyon demiştim zaten. Görmüş oldunuz. Yani bir de oyunun başında herhangi bir eşyam da yoktu. Hemen şuraya ittireyim. Base'e gideceğim. En son Q'muzdan bahsetmiştim. W'muzdan da bahsedeyim. W'muzun hem pasif hem aktif var. Pasif olarak birimleri yakabiliyoruz. Yakmadan kastım saldırı yaptığımız zaman yanmaya başlıyor. Bakın 6-6 canı gidiyor. Aktifinde ise yani W'ya bastığımız zaman da bir sonraki saldırımız çok daha fazla bio hasarı vuruyor. Bakın 76 bio hasarı vurdum. Ve W'ya son vuruş yaptığınız zaman bekleme süresi iade ediliyor. Yeniden kullanabiliyorsunuz. Öyle olduğu için minyonlar almanız çok kolay oluyor. Yani son vuruş yapabiliyorsunuz. Hemen E'mizden de bahsedeyim. E'miz sayesinde elimizdeki zıpkının üstüne çıkıyoruz böyle. Yere indiğimiz zaman da hasar vurup etraftakileri yavaşlatıyoruz. Bu zıpkının üstüne çıktığım zaman hiçbir şekilde hasar almıyorsunuz. Yani kule falan da vuramıyor. Böyle göstereyim. Bakın adamı dürttüm, geriye çıktım. Oyun başında sürekli bunu yaparsın, zaten bir zaman sonra adam ölüyor. Son olarak ultimizden de bahsedeyim. Ultimiz sayesinde köpek balığı atıyoruz. Ne kadar uzaktan atarsanız o kadar fazla vuruyorsunuz. İlk önce attıktan sonra kibi tutuyor. Belli bir süre sonra yerden çıkıp gerimi zıplatıyor, yani şampiyonu. Hasar verip yavaşlatıyor. Şöyle göstereyim. Bakın attım. Ölecek şimdi tuş dura. Yeniden kesmiş oldum. Hani Fizz oynaması bu kadar basit arkadaşlar. Tek zorlu ultisi diyebilirim. Hani bazen ultiler kaçabiliyor. Tutturmak için de birkaç taktiği var. Onları da göstereceğim. Rakibi kesten sonra mutlaka böyle minyonları ittirin. Yani sizin minyonlarınızın kule ölmesi lazım. Adam bunları kaçırsın. Altında levelde geri kalsın. Minyonları ittirdim gibi base'e gidip geldim. Kayıp cheat aldım. İlk alacağımız ihtişam biten Buden olacak. Buden sayesinde mana sonra yaşamayacağız. E'miz 105 mana harcıyor. Ultimizde 100. Bizim en büyük sıkıntısı mana oluyor. Buden aldığınız zaman bu sorunu kapatıyorsunuz. İkinci eş olarak da büyük ihtimalle gölge levelarım. Karşıda Lulu support var. Hiç sevmediğim supportlardan. Ben genellikle suikastçı oynamayı severim arkadaşlar. Lulu da bütün suikastçıları engelliyor. Yani ulta basıp ADC'yi kurtarabiliyor. Beni dönüştürebiliyor. Eşli kesmek bayağı bir zor olacak. Zaten 4'e 1 olmuş. Ya da bota gitmiş. Yeni fark ettim. Benim hatam. Çok güzel bizim ADC'yi kesti. Çok geri kaldı şu an. 0-3. Ben 8 levelim, 6 levelde kaldım. Play vururken de stun ufak bir ricam olacak. Düzenli bir şekilde örtücü olarak eklemeye çalışıyorum. Bunları kaçırmak istemezseniz, bana destek olmak isterseniz alttan videoya beğenip kanala abone olabilirsiniz. Çoğu arkadaşımız bunları unuttuğu için mecburen ben de hatırlatmak zorunda kalıyorum. Yani rahatsız oluyorsanız kusura bakmayın. Ben konuşurken de Kiana geldi. Herhangi bir direnci yok. Kesebiliriz. Şimdi bana gelecekler galiba. Bizim takım pinklemeye başladı. Dolu bartlamış oraya. Totemlemiş. Totem atayım buraya. Ekrem'i hiç görmedim. Oyun başında bir kere geldi, öldü bana. Bir daha da hiç gelmedi. 0-2 olmuş zaten. Geri kalmış. Bakın Lulu altta. Lulu'ya güvendiği için üstüme gelmeye başladı fark ettiyseniz. Karşınızdaki adam levelde skorda gerideyse, bir anda üstünüze geliyorsa blink arkasında birileri var demektir. Yani sizi kandırıyordur. Birisine güvendiği için dalmaya kalkışıyor kısaca. Şimdi de bence ejderi girdiler. Yanı gitmiş oraya. İlk olarak E'yi geliştiriyorum. İkinci olarak W'yi geliştireceğiz. Attım ultiye. Yine öldü. E'yi bastık. Hemen keseyim. Fizz'e kill almak çok kolay olduğu için base'e gittiğim zaman en başta Karamür almıştım. Söylemeyi unuttum. Ekrem geldi. Tırtacak misin beni? Hata yapıyorsun sanki ya. Ölecek haberi yok şu an, biliyor musunuz? Hemen keselim. Çok rahat aldım. Zaten keseceğim belliydi. Çünkü karakterimizin hasarını biliyorum.
Karamürüm 6 stack oldu. Yani 6 tane yük birikti. Acaba bunu alır mıyız? Bir hasar testi yapayım mı? Bizim Warwick'e baitledim. Çok iyi. Tilt olmuştur yani, mentali dökmeye başlamıştır. Çünkü bayağı ölmeye başladı. Onları da kaçırmıyoruz. Dakika 91 farmım var. Skorum da 5-0. Şu an çok öndeyim. Tek sıkıntı üstümde bayağı bir altın var. Yani 550 altın vereceğim öldüğüm zaman. Daha doğrusu toplamda 850 altın vereceğiz. Herhangi bir şampiyon öldüğü zaman 300 altın veriliyor. Böyle çok öne geçtiğiniz zaman, yani kar topuna bağlarsanız da üstünüzde bir ödül oluyor, altın ödülü. Kim keserse böyle fazladan altın almış oluyor. Son Daruden'i de bitirmiş oldum. Şu an çok fena bir şekilde tek atacağız. İkinci olarak normalde Gölgelev'e gidecektim. Gölgelev sayesinde kalkanlı şampiyonları daha fazla vurabiliyorsunuz. Lulu kalkan verebiliyor, sırf o yüzden alacaktım. Ama Gölgelev'den önce bence bir Lich Puan'a gidelim. WQ yaptığım zaman tek atmam çok daha kolay olacak. Hani bir anda tek atabileceğim. Zaten bunu da göreceksiniz. Eşte de kalkan var. Kalkan ya da üstüne kalkan veriyor. Yani Gölgelev almak şu an şart oldu. Geliyorum. Bence almak lazım ya. Sven çekersen bir şey yaparız. Çekemedi. Attım ultiyi. Olmadı. Hani mezli etmedi. Alamadım. Bunlar büyük ihtimalle pireler. Çünkü güzel oynuyorlar. Sven çok tuhaf oynuyor. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Badım neden bu kadar çok kastı belli oldu. Belki ilk defa Sven oynuyordur. Burada flash'ını atmıştı. Ultimese büyük ihtimalle alacaktım. Çok iyi. Oruk bırak, bunu alırız. İttireyim ben burayı. Kestik ki, çok arada kaldı. Ne yapacak kule altı? Ultisi falan da yok. E'yi bastım zaten. Kule de vuramadı bana. Şimdi buraya Kiana gelecek. Yo, gelmiyor. Bakın base atıyor. Normalde gelmesini beklerdim. Bende kasar fazla olduğu için eşim de büyü direnci alıyor. Yani bu adam biliyor. Fightlarda bizim Warwick eşi falan kilitlerse direkt fokuslanacağım. Yani üstüne atlayacağım. Büyük ihtimalle keseriz. Şu an sadece ben de jungle öndeymiş. Umarım maçı taşıyabiliriz. Bir sihirbaz alayım. Büyü nüfusu gelsin bize. Büyü nüfusunu da belki bilmiyorsunuzdur. Karşıda büyü direnci alan varsa büyü nüfusu alırsanız adamın büyü direncini azaltmış oluyorsunuz. Kısaca iş büyü direnci kasmaya başladığı için ben de büyü nüfusu odaklı gitmeye başladım. Kiana hemen kaçmaya başladı. Sinsi ben çalmış. Hasarı birazcık fazla olabilir. Bende zırh falan da yok. Şimdi boş yere ölmek istemiyorum. Warwick'i araya almışlar. Oha, 3 kişiler. Bizim adıma birazcık yazık oldu. Karşı takımda da Kayle falan da var. Acaba Ashe'i nasıl keseceğim merak ediyorum. Yani Lulu ulti basacak. Kayle ulti basacak. Tek yemeyecek adam. Aim'i kullandım. Şuradan ekerim geliyor olabilir. Fizi de Aim'i kullandıktan sonra sakın dalmayın. Çünkü başka kaçma özelliğiniz kalmıyor. Ekerim gördüm, bu taraftaymış. Üstte mavi var. Ben bu adamı almak istiyorum. Yakınlaşsın minyonlara. Şöyle ulti atayım. Yakından attım tutsun diye. Ölmeyeceğim mi? Öldü. Bana mavi verir misin? Tamam, kule ölsün. Şurayı ittireyim. Direkt minyon Q'ya atıp ulti fırlatabiliyorsunuz. Çoğunlukla bunu dodge dayamıyorlar, yani kaçamıyorlar. Uzaktan ulti fırlatırsanız flash atıp kaçabilirler. Ama uzaktan attığınız zaman da daha fazla vurabiliyorsunuz. Bu her zaman aklınızda bulunsun arkadaşlar. Şunu alsak nasıl olur? Hacker'ın buraya gelir mi? Ben burada bekleyeyim. Bizimki rejleri alsınlar. Yani tutmaya çalışacağım. Tek attık. Yok oldu. Küçük bir sürpriz yapmış olduk. Ultisi vardır bunun. Duvara vurabilir bizi. Evet, vurdu. Beni vurmadı da. Bunu ben keseyim benden. Karamür 10 stack oldu. Acaba mece yapsak mı? 1900'de altın olmuş. En son Lich Puan alacaktım. Lich Puan bitmiş bile. Burayı aldıktan sonra base'e gideyim, bitireyim. Hiç Kayle'ye gidemedik. Bir uğrayalım. Lich Puan'ın hasarını göstereyim size. Buraya gelecek mi? Ama sen direkt flash atıyorsun ya. Böyle olmaz ki. Bakın, tek yedim. Ölmedim. Ölmeyeceğim. Şunu da keselim. Alameti de alalım. Ölmek için geldi Kerim. 0-6 olmuş. Bayağı tilt olmuştur. Burada da Kiana var. Hiç sıkıntı yok. Büyük ihtimal ulti basacak. Ben de E'ye basabilirim. Duvar kenarında durursam ultisini yiyeceğim. Topa çıkmış beni kesmek için.
Ben kaç bana? Attım ultiyi, yedi mi yedi? Bakın öldü şu an. Yok ettik adamı. Bize böyle kasıldığınız zaman oynaması gerçekten çok zevkli oluyor. Bir de hiçbir zorluk gördüğümüz gibi. Hemen tekliyorum adamları. 1000 altın var. Bartlıcız etrafı dolu gelebilir. Page 14'e 3 olmuş. Hacker'im varmış. Az daha alacaktım. WQ yaptım. Ürün patladı. Vurdum hasarı gördünüz değil mi? Hiç puan sayesinde böyle hasar almış oldu. Bizim bir de A-Flash kombosu var. Hani zıpkın üstüne çıktığınız zaman tam düşecekken flash atıyorsunuz. Adamın dibine indiğiniz zaman tek atabiliyorsunuz da ilk hekerimi kullanmadım, flash'ı değmezdi çünkü. Burada bekleyelim bakalım Lulu gelecek mi? Ultim duruyor. Tepeye de Kayla var. Ben bait dersen de alabiliriz. Yok oldu. Ulti bile basmadı adam. Salmış şu anda. Böyle karşı takım mavisi almayı unutmayın arkadaşlar. Tabi dikkatli olun yani. Jungle varken almayın. Yoksa ölebilirsiniz. Hepsi bir anda size gelmesin. Mavi aldıktan sonra zorlamadan base'e gittim. Üçüncü olarak Gölgeleve gidecektim. Altı eşyalarını aldım. Çok az kaldı. Yani 700 altın sonra bitecek. İki tane kill alsam zaten 600 altın geliyor. Bakalım alabilecek miyiz? Şimdi ejder çıkacak. Yani burada fight dönecek. Ashe'i gördüm. Hedefimiz bu adam. Attım ulti, yedi. Bayağı öne atmışız. Bu da öldün ya. Ölmek istemiyorum. Warwick. E'ye bastın da olmadı. Ashe fena tarıyormuş. Bayağı da altın verdik. Bundan sonraki hedefimiz sadece Ashe olacak. Zaten az önce gördüğünüz bayağı bir taradı bizi. Ama sonunda Gölgeleyi bitirdim. Artık çok daha fazla vurabileceğim. Şimdi de Rabadon'a gideceğiz. Hasarımı arttırmaya çalışıyorum. Normalde Zhonya'ya da gidebilirdim. Araya da aldığım zaman Zhonya'ya basardık da. Şu anki hasarım fazlayken daha da arttırmak istiyorum. Buradan çıkayım. 15 level oldum. Sürekli minyonları almaya çalışayım. Bakın farmım 182. Yani dakikaya göre güzel. Böyle olduğu için de levelde öndeyim. Levelde ne kadar öndeyseniz hasarınız o kadar fazla olur. Ve daha az hasar alırsınız. Kena oldu mu şimdi ya? Yengeci çalmış oldu. Ne kadarsa mahvetmeyeceğim. Ekerimi kesmek istiyorum. Büyük ihtimalle kaçacak. Bir hasarımıza bakalım. Oha tek yedi. Rabadon bile yoktu yani görüyorsunuz. Ulti fırlatmadık. Bir de gidelim hemen. 5 tarıyor ya, durmuyor ama kalkanı falan gitti. Warwick bence keseriz ama Warwick'te ulti yokmuş. Aldık mı? Direkt fokuslandık, işi bitti zaten. Lulu'yu bile kesebiliriz. Minyonların gelmesi lazım. Q atacağım Minyon'a yakınlaşmak için ama gelmeyecek galiba. WQ yapayım. Yakınlaştım. Patlattık adamı, yok oldu direkt. Şu an bence Baron'a girmek lazım. Şöyle bir göstereyim de, görüş var orada. En son Kiyan'ı yengeci falan çalmıştı. Hacker'im gelebilir meraktan. Buraya bir ward diyeyim. Yani görüş sağlayalım. Kale buradaymış. Hacker'im bekliyorum şu an. Zaten direkt tek atabiliyorum. Karşı jungle'ı çıkarırsam Baron'da kesin alırız yani. Çarp atamazlar. Hacker'im burada. Direkt alabilecek miyiz? Koşarak gelmesin de. Büyük ihtimal denemeyecektir ya. Tam denemedi bile. Buradaki mavi de gitmiş midir? Az daha tek atacaktım. Şu an atmış olabiliriz. Bana gerek kalmadı. Baron varken bence toptan ittirelim. Şu kuleden bir hasar almayayım. Direkt şöyle geçeyim. Şunu da patlatayım. Hacker'im buradaymış. Ultim duruyor. Acaba tek başına mı? Merak ediyorum. Adam yok oldu. Tutuştur attım. Birazcık gereksiz oldu. Bunu da keselim mi? WQ yapayım, hasarıma bakayım. Attım ultiyi. Ultin gitsin. Şuradan çıkayım. Bana kimse gelemez değil mi?
O zaman ittirmeye devam edelim. Yani Mjölnir aldıktan sonra base'e gideyim. Şimdi arkadaşlar ben böyle tek atıyorum da bizimkiler de ölmeye başladılar. Yani maçın şu anda bir riski var. Attım ultiyi, tutmadı. Lula'yı tuttu. Lula geçmiş olsun. Ashe flash'ını güzel attım. Ben kötü attım. Adam güzel oynuyormuş. Böyle göstereyim. Bir dahakinde kaçamaz artık. Warwick'in kesmesi gerekiyor da ultisi yok. Bakalım alabilecek mi? Ashe güzel kayıtlıyor. Warwick'i de kestim. Yeniden burada fight çıkacak galiba. Ashe'de flash yoktu. Yine bizi baitliyor mu? Nerede bu adam? O zaman şunu keselim ya. Ben direkt aldım da bizim Vayne'i de almış olabilirler. Hadi gidelim. Warwick'te ulti var. Bence alırız ya. Hatta birileri tek yiyecek gibi. Yok ettim. Zaten öleceği belliydi. Yani bu kadar basit aslında. Bunu da kesmek istiyorum. Attım ultiyi. Yedi bunu da. Bakalım ne kadar vuracağız. Bitkinlik attı. Ben almayayım killleri. Bizim main'i de kastıralım. Zaten neredeyse full eşya oldum. Şimdi main'i korumaya gideceğim. Ekerim tepebilir. Biz kule açmışız. O zaman inhibitor açmaya gidelim. Kiana doğdu. Kayle falan da var. İzin vermeyecekler değil mi bunu almak için? W basayım. Bayağı fazla vuruyorum. Tamamdır, aldık. Şu an zorlamayalım bence. Bu dalamaz. Zaten aim'i yeseydi büyük ihtimalle ölecektim. WQ yapacaktım, yaklaşmadım. Menzile değilmiş. Aldınız mı bunu? Oha, Kerim oyundan sildik. Bunları da alırız bence. Tek sıkıntıyız şu anda. Warwick'in gelmesi lazım. Normalde zorlardık da ne olacağı belli olmazdı. Baron çıkacakmış. Yani daha garanti olur. Hemen yemem lazım. Can gelecek. Warwick bir anda girdin galiba adama. Baron'u vermeyelim ya. Sivan'imiz bayağı fazla ölüyor şu an. Vayne de öldü büyük ihtimalle. Ölmedi. Çok iyi. Kayle ölmeyecek değil mi? Baksanıza Ashe nasıl koruyorlar. Kayle ultisi bitirdi. Tek attım, ölmedi Lulu yüzünden. Lulu'yu bu yüzden sevmiyorum arkadaşlar. Başka bir support olsa ekerimi kesmiştim orada. Ashe beni salmayacaktır. Tepeden de Kayle geliyor. Ultime 8 saniye var. Burada base atmaya çalışayım. Umarım birisi gelmez. Attım ultiyi. Ama onu nasıl yemezsiniz ya? Keşke Ashe falan yeseydim. Ben öldükten sonra bizimkiler çok saçma bir şekilde yakalanıp öldüler. Yani Ashe'ler için yaptılar bunu. Bence gerek yok gibiydi. Umarım Baron'u vermeyiz. Doğduktan sonra Zhonya da almıştım. Attım ultiye. Adam doşlar diye birazcık geriye attım. Hiçbir şey yapmadı ya. Sürekli 3'e bastım. Nedense olmadı. Lulu falan dönüştürmüş olabilir. Bir şey oldu sanki orada. Kayle kestiniz mi? Ultisi var. Tamam, aldınız da. Umarım Baron gitmemiştir. En son Ashe tarıyordu çünkü. Evet, Baron'u almışlar. Bence Kerim'i aldınız. Tamamdır, şu an bence zorlamayın. Çünkü ben yokum. Warwick ultiyi failledi. Kestiniz mi? Hadi aldınız bence ya. Çok iyi. Maç bile şu an bitmiş olabilir. Bizimkiler o fight'i verir diye düşündüm de şu an oyunu bitirdiler. Yani bayağı bir şaşırttılar beni. Çok iyi maçtı bence. Tek bana gerek kalmadı. Ya sonunda bizim takım sayesinde kazanmış olduk. Bu maçta da 47 kasları atmışım. Elimden gelince fizi göstermeye çalıştım. Umarım faydam olmuştur. Eğer video hoşunuza gittiyse de beğenmeyi ve bu tarz videoları kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.